Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 2024 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Bakalım 2024'te gökyüzünde neler var? Öncelikle Satürn'ün hareketinden bahsedelim. Çünkü Satürn zaten 2023'ten bu yana Balık burcundaki geçişine başladı. 2026 Mart'ına kadar da devam edecek ve kuşkusuz Balık burcundaki Satürn'den en güçlü etkiyi alan burçlardan biri de sizsiniz. Şimdi dördüncü ev alanınızdaki Satürn geçişi yıl boyu devam edecek. Bu biraz daha sizin için özel yaşam demek, daha duygusal, daha hassas konular demek, ebeveynleriniz, aileniz, yuva temaları demek. Bunlara daha fazla odaklanıyorsunuz ama zaman zaman tabii ki Satürn zorlanmalar, biraz kısıtlanmalar, baskılar, ekstra sorumluluklar hayatınıza getirebilir. 3 ve 19 derece aralığında olacak yıl genelinde Satürn. Birinci dekan ve ikinci dekan. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 0 ile 20 derece arasındaysa, yani yıl genelinde aslında Satürn etkisini alacaksınız. Yılbaşından itibaren bunu hissedeceksiniz. Bu yıl biraz aileyle ilgili konularda zorlanmalar olabilir. Aileniz, ebeveynleriniz, onların sağlıklarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Ya da ailenizin belki hayatında bazı önemli döngüler var, sizi de etkileyebilir bunlar. Kuşkusuz aile ve yuva deyince biraz hani evlilik, belki bir evlilik sorumluluğu alma, hani belki bir ayrılık kararı alma, hani bu da sizin ev düzeninizi etkiler çünkü. Medeni durumunuzla ilgili konular, bunları da işin içine katabiliriz. Tamamen kişisel doğum haritanızın aldığı etkilerle bağlantılı olarak. Nisan ayında Mars da Balık'tan geçecek. 10 Nisan civarında işte Mars ve Satürn'ün ev yuva alanındaki birleşimi biraz daha sıkıntılı, zorlayıcı, baskı yaratan bir süreç olabilir. Yılın ilk aylarında aslında Satürn Boğa burcundaki Jüpiter'le olumlu açıda. Bu da bazı fırsatlar getirecek gibi görünüyor. Jüpiter 25 Mayıs'a kadar Boğa burcunda olacak. İş alanınızda olacak, finansla ilgili alanda olacak. Belki mesleki çalışmalar anlamında destek alabilirsiniz bu dönemde. Özellikle ev ortamında iş sorumluluğu, mesela evde bir iş düzeni kurabilirsiniz. Evden çalışan yaylar için bu yıl daha faydalı görünüyor ve yılın ilk aylarında bu anlamda daha fazla destek alabilirsiniz. Eğer 2023 yılında böyle bir iş kurguladıysanız, bu yıl bunlar daha uygun zemine oturabilir, biraz daha böyle güvenli hale gelebilir, daha böyle bir rutininiz haline gelebilir. Çalışma koşullarınızda bir iyileşme, bir rahatlama söz konusu olabilir. Jüpiter zaten 6. evinizde, size bir iş, meslek, işte bir çalışma ortamı, günlük şartlarınızda bir rahatlama, hani buralarda fayda üretmeye çalışıyor ve yılın ilk aylarında bunu alabilirsiniz. Nisan ayı da burada öne çıkan bir ay. Özellikle 21 Nisan'da Uranüs-Jüpiter kavuşumu da var. Belki bazı hızlı ve sürpriz durumlarla da iş ve mesleki konularda karşılaşmanız mümkün görünüyor. Bu yıl aileyle ilişkileriniz öne çıkabilir. İşte zaten onlarla, ailenizde, belki akrabalarınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Ama hani birbirinize destek olabileceğiniz koşullar da daha fazla ön planda olabilir sevgili yaylar. Ve 25 Mayıs'tan itibaren Jüpiter İkizler Burcu'na geçecek. Bu sizin için biraz daha belki dışa dönük, daha sosyal, daha hareketli bir etki ortaya çıkarmaya başlayacak. Jüpiter ilişki evinize gelince 12 yılda bir geliyor biliyorsunuz. Kuşkusuz ilişki dinamiklerinizle ilgili daha kısmetli çalışacak. Evlilik için bence 25 Mayıs'tan sonra, yani yılın ikinci yarısı daha olumlu görünüyor sizin adınıza. Yeni tanışmalar için, teklifler için, anlaşmalar, sözleşmeler, belki işbirlikleri, ortaklıklar ve benzeri konular için Jüpiter bu yıl sizi destekleyecek. Ve önemli etkiler alabilirsiniz. Şimdi Satürn Balık burcunda, Jüpiter orada, biraz işte evlilikle ilgili sorumluluklar, yuvayla ilgili sorumluluklar ve ilişkilerinizle ilgili karşınıza çıkacak fırsatlar. Zaman zaman biraz belki buralarda bir çekişme ve ikilem de hissedebilirsiniz. İşte aileyle ilgili sorumluluklarla, ilişkilerle ilgili fırsatlar çatışabilir. Bunları iyi de yönetmeniz gerekiyor. Plüton'un Kova burcundaki hareketi bu anlamda size destekleyici olabilir. 20 Ocak'ta Plüto Kova burcuna geçecek. 2023
Mart ve Haziran'ında da zaten kısa bir süre Kova burcuna geçiş yapmıştı biliyorsunuz. Sonra tekrar Oğlak burcunun son derecelerine geriledi. Ağır bir gezegen, jenerasyon gezegeni ağır ağır ve derinden ilerliyor. 20 Ocak'ta Kova burcuna geçecek. Bu yıl 1 Eylül ile 19 Kasım aralığında tekrar Oğlak burcunun son derecelerine bir geri dönecek ama artık yıl sonu itibariyle tamamen Kova burcuna yerleşmiş olacak. Bu kolektif toplumsal alanda da çok önemli bir transit. Önümüzdeki 20 yılı etkileyecek. Kova burcunda kalacak Plüto. Sizin için güzel bir açıda olacak aslında. Üçüncü evinize gelecek. Burada zihinsel anlamda, entelektüel anlamda sizi belki çok derinden dönüştürecek, değiştirecek, güçlendirecek, bilgi anlamında güçlendirecek. Zihinsel anlamda güçlendirecek. Ve kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili konularda da yine bu dönemde önemli bazı dönüşümsel etkilerle karşılaşabilirsiniz. Bu yıl 25 Mayıs'ta Jüpiter ikizlere geçince Plüto'yla böyle bir güzel teması olacak. Özellikle Haziran'ın ilk günlerinde Plüto-Jüpiter üçgeni güzel bir hava üçgeni oluşturacak ki size bence enerji anlamında çok yarayacaktır. Sosyal ve zihinsel süreçlerde, ilişkilerle ilgili alanda bu dönemde alacağınız teklifleri iyi değerlendirin. Anlaşmalar, sözleşmeler, evlilik kararları olabilir, hızlı gelişmeler de olabilir. Veya evliyseniz eşinizle beraber böyle güzel bir şeylere karar verebilirsiniz, bir fikir olabilir. Seyahatler için de biliyorsunuz Plüto burada önemli ve güçlü seyahatler veya işte sizi eğitecek güzel eğitimler için önemli fırsatlar getirebilir. Tamamen kişisel doğum haritalarınızın aldığı etkilere göre tabii ki şekillenebilir bunlar sevgili yaylar. Ay düğümlerinin geçişlerine baktığımızda kuzey düğüm koç yönünde, güney düğüm terazide olacak. Ay düğümleri biliyorsunuz yılın genelinde izleyeceğimiz yol üzerinde çok önemli. Genel gidişatı belirliyor aslında. Daha kadersel etkileri ortaya çıkartıyor. 2023'ten itibaren de bu etkileri görmeye başladık. Sizin için koç ve terazi aksındaki geçişler ve tutulmalar güzel. Zorlayıcı değil genelinde baktığımızda. Kuzey düğüm koç yönünde 5. evinizde 8 Nisan'da burada bir güneş tutulması var. Bu bir romantik bir tanışma, bir aşk hayatınızda bir açılım getirebilir. Yani bir burada aşık olabilirsiniz bu yıl, onu söyleyeyim. Yani 18, özellikle bu 8 Nisan tutulması önemli görünüyor. Eğer hayatınızda biri varsa tabii ki burada ilişkinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Süreç zaten hani sonrasında ikizlere geçen Jüpiter hani bir evliliğe, evlilik kararına da yılın ikinci yarısında sizi de götürebilir. Evliyseniz işte çocuk sahibi olmak isteyenler için bu yıl güzel. Bu yıl tutulmalar sizi ebeveyn yapabilir. Hamilelik olabilir, doğum olabilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızın eğitimidir, onların hayatlarındaki vereceğiniz kararlar, gelişimler falan bunlar da tabii ki etkili görünüyor. 25 Mart'taki 5 derece terazi burcundaki ay tutulması 11. evinizde olacak. Bu tutulma biraz sosyal alanda, arkadaşlık ilişkilerinizde özellikle böyle bir bitişi, bir yol ayrımını getirebilir, tetikleyebilir. Bu da ilişkilerle ilgili ama daha çok sosyal hayatınızla ilgili. Bununla birlikte belki bir projeniz, bir işiniz tamamlanabilir, sonuç alabilirsiniz bu ay tutulması döngüsünde. Ekim ayında 2 Ekim'de yine terazi burcunda bir tutulma var. Bu güneş tutulması. Bu bir yeni teklif, bir yeni karar, yeni bir işe başlama, bir projeye başlama, yeni bir tanışma. Hayatınızda sizi ileriye taşıyacak yeni bir farklılık getirebilir. Gördüğünüz üzere bu yıl aslında arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, İşte aşk hayatınız, ikili ilişkiler, genel anlamda burada önemli hareketlilikler var. Buralarda alacağınız bazı önemli kararlar, alacağınız teklifler size yeni kapılar açabilir, hayatınızda değişimler getirebilir. 18 Eylül'deki 25 derece balık tutulması sizin için biraz duygusal anlamda zorlayıcı olabilir. 4. evinizde olacak çünkü Satürn de zaten bu alanda, Neptün burada, böyle bir özellikle duygusal konularda, ailevi konularda bir hayal kırıklığı, böyle bir duygusal baskı, bir bitiş, bir tamamlanma, belki bir taşınma olabilir, bir yer değişikliği olabilir. Bu da mümkün çünkü bir düzeniniz ve yani genel günlük hayatınız ve özel yaşamınızla da ilgili önemli. Ama tabii ki 4. ev biraz hani duygusal konularda da dönüştürücüdür. Genel itibariyle özellikle ailevi alanlara daha fazla dikkat çeken bir
dönemi de işaret ediyor sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.